Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş ben. Fantezilerle ilgili, daha doğrusu erkeklerin ve kadınların on fantezisi en fazla düşündükleri, hayal ettikleri şey nedirle ilgili magazinsel bir video olacak bu tabii. Hani tabii anketle yapıldığı için ve bilimsel dergilerde yayınlandığı için bilimsel bir çalışma aynı zamanda, ama biraz da tabii magazinsel yanı da var. Şimdi Journal of Sex Medicine dergisinde 2015 yılında İşte hem kadınlara hem erkeklere 1500 tane kişiye, yarısı erkek yarısı kadın hemen hemen, fantezileriniz nedir diye soruldu. Aslında burada unusual diyor, şurada gördüğünüz gibi. Unusual hani olağan dışı fantezi diyor, ama burada 55 tane şey vermişler, seçenek vermişler. Tabi bunun içinde olağan, çok olağan işte oral seks gibi vesaire gibi olağan fanteziler de var. Olağan dışı fanteziler de var. Ve burada işte 55 tane soru bu. Yani çok da hepsi olağan dışı değil, onu söyleyeyim. Ben de ilk çalışmayı okuduğumda acaba insanların olağan dışı fantezileri neler, çok uçuk şeyler diye düşünmüştüm, ama yani normal fanteziler de var. Dolayısıyla bu çalışmayı şöyle değerlendirebiliriz. Erkek ve kadınların fantezileri nelerdir? 55 tane var. Ben ilk 10'unu aldım. Şurada yüzdeler var. Yüzdelere göre sıraladım sizin için. Şimdi hem kadınların hem erkeklerin birinci bir numarası cinsel ilişki sırasında romantik duygular hissetmek. Şimdi ben burada kadınları, evet bunu zaten kadınların böyle olduğunu anlayabilirim, ama erkeklerin hiç böyle olabileceğini düşünmemiştim. Kanada'dan yapılan bir çalışma. Yani tabii ülke farklılıkları var vesaire. 18 ile 77 yaş arasında yapılmış. Çok yaş şeyi yok, aralıkları yok yani. Mesela 18-30 yaş olsa belki farklı çıkabilirdi. Ben şaşırdım açıkçası. Çünkü erkekler ilişkide romantik olarak, yani romantik olarak şimdi ilerleyen şeylerde anlayacaksınız. Romantik olarak daha böyle az olduğunu düşünüyor diye düşünmüştüm, ama yanılmışım. Erkeklerle kadınların birinci sırası bu. Evet, kadınların ikinci sırası atmosfer, konum. Yani cinsel fantezilerinde işte güzel bir atmosfer, güzel bir konumda, işte güvende hissedecekleri, kadınlar genelde öyle, güvende hissedecekleri konumda cinsel ilişkiye girmekmiş. Erkeklerin ikinci sırası beni yanıltmadı. İşte birincisi yanılttı ama ikincisi yanıltmadı. Şimdi üçüncüsü hiç yanıltmadı. Oral sekse katılmayı hayal etmiş. Erkekler direkt mevzuya girmişler. Şimdi üçüncü sırada kadınlar hala mekan üzerinde. Yani atmosfer, yer, mekan hepsini düşünüyorlar. Bir de romantik bir yer olsun. Yani hani tamam güzel bir yer olsun, ama bir de romantik bir yer olsun demişler. Issız bir konsolda cinsel ilişkiye girmeyi hayal etmiş. Erkekler ise daha cinsel, ya birinci kadınla ilişkiyi bırakıp iki kadınla birden seks yapmayı hayal etmişler. Buna çok şaşırmadım. Dördüncü sırada kadınlar hala mekanda devam ediyor, ama bu sefer bir tık şey yapmışlar, mekan değişti. Alışılmadık bir yerde, yani ofiste, işte umumi tuvaletlerde ya da başka yerde ilişkiye girmek. Erkekler iyice çığırından çıktı. Partneri olmayan ya da eşi olmayan, tanıdığı ama bildiği biriyle seks yapmayı hayal ediyorlar. Dördüncü sırada erkeklerin bu. Beşinci sırada kadınlar oral sekse katılmayı hayal etmiş. Nihayet cinsel eylemle ilgili bir hayalleri oldu. Erkekler ise, işte kadınları hep sonradan takip ediyoruz ya biz, alışılmadık bir yerde. Yani bir at, yani mekan, gene hani bir şekilde mekan ama alışılmadık bir yer diye söylüyorlar. Altıncı sırada kadınlar oral seks yapmayı hayal ediyorlar karşı tarafa. Erkekler iki kadının, yani olaya katılmayacak ama yani iki kadınla sevişmeyi hayal etti. Bir de iki kadının birbiriyle sevişirken izlemeyi hayal ediyor erkekler. Ve çok yüksek bir oran, %82,1. Kadınların 7 numarası eşin tarafından mastürbasyon yapıldığını hayal etmek. Yani eş tarafından ona mastürbasyon yapıldığını hayal ediyormuş. İşte erkekler nihayet mekana geri gelebildiler. Biraz kafalar, acaba partnerim vesaire diye çalışmaya başladı galiba. Cinsel fantezilerimde atmosfer ve konum önemlidir diyor. Yani 7. sırada. Hani iki kadınla birlikte oldu. İki kadını izledi. Sonra en son aklına geldi cinsel fanteziler ve konum önemlidir diye. İşte magazinsel bir şey oluyor bu. 8.'si, ama yani bunlar da gerçek sonuçta, sorulmuş, cevap verilmiş. Ha, bu arada başka şeyler de var. Söyleyeyim, başka bilimsel çalışmalar da var ya da anketler de var. Onların sonuçları da buna çok benzer. Ben özellikle bunu aldım.
bu en yeni yapılan diye, daha doğrusu yeni jenerasyonla yapıldı diye. Yoksa 1980 yılında yapılan da bundan da çok farklı değil. Hatta ben söyleyeyim, Master of Johnson'ın ve Kinsey'in yaptığı çalışmalar da bundan çok farklı değil. Yani onlar daha 1900'lerin başında yapmışlardı, 40'lı 50 yıllarda. Onlarınki de çok farklı değil. Aslında çok bir şey değişmiyor. Kadınların 8. sırası, eşime mastürbasyon yapmayı hayal ettim. Yani eşine mastürbasyon yapıyor. Erkekler cinsel partnerime boşalmayı, bu cinsel partnerin herhangi bir organına, işte yüzüne, göğüslerine vesaire boşalmayı hayal ediyor 8 numarada. 9 numarada kadınlar partnerleri olmayan ya da eşi olmayan bir ama tanıdığı ve bildiği biriyle seks yapmayı hayal ediyor. Bunu erkekler de çok daha önce hayal etmişti. İşte erkekler romantik bir yeri 9. sıra hayal ediyor. Yani ıssız bir kumsalda ilişkiye girmek erkeklerin 9. hayali. 10. sırada ve son sırada kadınlar domine edilmeyi hayal ediyor. Erkekler oral seks yapmayı hayal ediyor. Şimdi bu kadınların domine edilmesi şu demek. Yani ilişkide yönlendirilen olmak istiyor. Bu domine anlamında tabii hani porno sitelerinde ya da seks sitelerinde başka şeyler var. Bu yani açıklamasını bildiğim için söylüyorum. Buraya yazmadım. Domine edilmek, ilişkide yönlendirilmek. İşte ilişkide karşı tarafın kendisine hakim olduğunu hissetmek istiyor gibi düşünebiliriz. Bir de kategoriye almadığımız ama onların da çalışmada özel kategoriye aldığı merak ettikleri durumlar var. Onları da hemen söyleyeyim. Homoseksüel ilişki hayal eden kadınlarda %36, erkeklerde %20. Bunu zaten böyle olduğunu bilimsel olarak biliyoruz. Anal seks de aynı şekilde erkeklerin daha fazla hayal ettiğini ve daha fazla uyguladıklarını biliyoruz. Uygulamak istediklerini biliyoruz. Yoksa uygulama zaten %50-%50'dir. Kadınlarda bu oran %32. Grup seks hayali kadınlarda %30, erkeklerde %45. Zaten erkeklerin biliyorsunuz neydi? İkinci sırasında iki kadınla birlikte sevişmek vardı. Dolayısıyla erkeklerde bu oran biraz daha yüksek. Ve son olarak bu benim ilgimi çektiği için aldım. Seks sırasında resim veya film çekimini hayal etmek kadınlarda %31, erkeklerde %43. Bu zaten hani şeylerde, porno sitelerinde ya da seks sitelerinde, cinsel içerikli sitelerde amatör videolardan belli bu oranın yüksek olduğu. Her 10 kadından 3'ü, dikkat edelim, hani 10 erkekten 4'ü de bunu hayal ediyor. Yani kısaca biraz magazinsel video oldu. Güzel oldu ama. Erkek ve kadınların ilk 10 fantezilerinden bahsettik.